Yani Ramazan'da Allah Celle Celaluhu hocam bize, Niyaz hocam, takvayı talim ettiriyor. Takva nedir? Allah'ın yasak dairesine girmemek, günahlardan sakınmak. Allah takva antrenmanı yaptırıyor çok ciddi bir şekilde, çok güzel bir şekilde. Yasak dairesine elimizi uzatmadığımız gibi helal dairesine bile elimizi uzatmıyoruz. Takva neydi? Yasak dairesine elini uzatmamaktı. Haram dairesine girmemekti. Şimdi bu öyle bir talim ki sizin ruhunuza şunu duyuruyor. Yani ben Allah emrettiğinde Allah istemediği bir şeyi yapmam. O benim Allah'ım. Ben her şeyden çok Allah'ımı seviyorum ve her şeyden güzel olanın Allah'ım olduğuna inanıyorum. Allah'ı bulanın her şeyi bulacağına inanıyorum. Suyu mu bulmak istiyorum? Önce Allah'ı bulmalıyım. Yiyecek mi bulmak istiyorum? Önce Allah'ı bulmalıyım. Allah'ı kaybeden suyu da kaybeder, yiyeceği de kaybeder. Her türlü hazzı da kaybeder, mutluluğu da kaybeder. Öyleyse ben evvela Allah'ımı tercih ederim. Allah'ımın emirlerini tercih ederim. Ve Ramazan-ı Şerif'te de ne yaparım? Elimi Allah'ın yasak dediği bir bardak suya uzatmam. Bana neden yasaktır Ramazan'da? Allah Celle Celaluhu yasaklar. Suyun bizatihi kendisi haram di aynihi değildir. Ne zaman haram olur? Haram li gayrihidir. Ramazan'da su sana haram olur. Bununla şunun talimini yaparsın işte hocam. Bir Müslümanın günahla işi olmaz. Bizim en evvel tercih edeceğimiz şey Allah'ın hatırıdır. Biz Allah'ın hatırına, nefsimizin hatırını da kırarız. Bütün günahları da kırarız. Bütün işte dünyevi menfaatleri de kırarız. Bütün lezzetleri de kırar, terk ederiz. Yüzümüzü onlardan Allah'ın inayetiyle çeviririz. İşte Ramazan böyle bir terk ayı olduğu için takva da terkle tahakkuk eder hocam. Tam bir imana erersin. Yani senin olan suyu içmeyince tam ilan etmiş olursun. Bu su aslında benim değil, bu Allah'ın dersin. Hakiki tevhid budur. Şirki terk etmiş olursun. Günahları terk ettin Ramazan'da. Maasiyi terk ettin. Masivayı terk ettin. Allah'tan gayri her şeyi terk ettin. Ramazan'dan sonra Cenab-ı Hak'tan dileğimiz bu ahvalimizin inşallah bütün bir ömre ve bütün bir yıla dağılması. Allah Celle Celaluhu her ay, her yıl bize böyle bir ay takva antrenmanı yaptırıyor. Takva talimi yaptırıyor. Bizi her yıl bir ay takva taliminden geçiriyor. Aslında Ramazan bir yönüyle tam ameli salih ayıdır da kanaat acizanemce Ramazan'ın takva yönü daha galiptir. Amel salih yönü mü galiptir, takva yönü mü galiptir? Evet, Kur'an-ı Kerim'in nüzul olması ve Kur'an-ı Kerim'in şakır şakır her mescitte, her mabette okunması, hanelerde okunması açısından ameli salih yönü belki öne çıkabilir ama fakat takva yönü daha en azından o kadar önemli veya bence daha önemli de diyeyim. Yani günahlardan elinizi çekiyorsunuz, malikiyet davasından elinizi çekiyorsunuz. İşte bunu bütün bir yıla ve bütün bir ömre yaymayı Allah nasip etsin. Onu diyeyim Ramazan-ı Şerif'le ilgili. Ve böylece girmiş olalım konuya. Ramazan deyince sohbetin bütünü Ramazan'la ilgili hikmetlere ayırsak, Üstadımızdan Allah ebeden razı olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde de apaçık anlatılmış. Biz bu meselenin sadece Ramazan bahsine girersek bir sohbet, iki sohbet, üç sohbet, beş sohbet ona yetmez. Şöyle hocam, geçen bir tweet atmıştınız. O tweet üzerine ben bu soruyu sormak istedim. Şöyle demiştiniz o tweetinizde: güzellik ve aşk ayrılmamak üzere ezelde birbiriyle anlaştı. Bu güzellik aynasında esmasının sadece küçük bir tecellisi görünen sonsuz güzele aşık olmamak kafamızın ve kalbimizin zerre kadar çalışmamasındandır şeklinde bir tweet atmıştınız hocam. Soru bunun üzerine. Yani buradaki güzellik ve aşkın ezelde yaptığı bu anlaşmayı biraz açmanızı isteyecektim ben. Nasıl bir anlaşmadır bu? Bu anlaşmaya riayet edip sonsuz güzele aşık olmak için kafamı ve aklımı, kalbimi nasıl çalıştırabilirim? Evet. Evet, öyle bir tweet şeyi görünce yazmıştım. Allah razı olsun Hüseyin Bey. Bir tavus kuşu görmüştüm. O zaman kalbime aklıma düştü. Güzellik ve aşk ayrılmamak üzere ezelde anlaştı ifadesi tasavvufta geçen bir ifadedir. Bana ait değildir. Ben sadece aklımda kaldığı şekliyle yazdım ama çekirdeği tasavvuf kitaplarında vardır yani. İnsanlar orada bulabilir.
Orada kastedilen, Bismillahirrahmanirrahim diyeyim ben. Orucun sevkiyle biraz bir mahmurluk var, kusura bakmayın tesiriyle. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve evladihi ve ashabihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubu ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nurul ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Elfü elfü salatin ve elfü elfü selamun aleyke ya Resulallah. Elfü elfü salatin ve elfü elfü selamun aleyke ya Habiballah. Elfü elfü salatin ve elfü elfü selamun aleyke ya emine vahyillah. Cenab-ı Hak hayırlara vesile eylesin inşallah. Hakiki ihlasa bize erdirsin. İhlasa etemme muvaffak kılsın. Yaptığımız her şeyde rızayı ilahi esas almayı nasip eylesin. Bizi her türlü şirkten muhafaza buyursun. Sair kasıtları kalbimize koyup da Allah varken sanki başka kasıtların da bir kıymeti varmış gibi bir çukura düşmekten bizi Allah Celle Celaluhu muhafaza buyursun. Evet, güzellik ve aşk ezelde ayrılmamak üzere anlaştı ne demek? Allah Celle Celaluhu sonsuz güzeldir. Mutlak güzel olan Allah'tır. Nerede ne güzellik görüyorsak Allah'a ait güzelliğin tecellilerinden, mahlukat aynalarındaki görüntüsünden ibarettir. Hakiki güzellik Allah'a aittir. Biz kimde neyi seviyorsak aslında farkına varmadan Allah'a ait bir güzelliği seviyoruz. Kim nerede neye hayran kalıyorsa aslında Allah'a ait bir güzelliğe hayran kalıyor. Kim nerede neyi seviyorsa aslında Allah'a ait bir güzelliği seviyor. Çünkü bütün eşya Allah'ın Esma-i İlahisinin tecellisidir, isimlerinin tecellisidir. Allah'ın Celle Celaluhu bir ismi de Veduttur biliyorsun. Allah Celle Celaluhu Zat-ı Uluhiyetini sever, Zat-ı Uluhiyetinin güzelliğini sever. Bu ikisi birbirinden ayrılmaz. Güzellik ve muhabbet birbirinden ayrılmaz. Allah mutlak güzeldir. Allah sevginin de hakkını veren zattır. Yani Allah'ın Celle Celaluhu bir güzelliğin hakkını vermemesi düşünülemez. Sonsuz güzelliğin hakkını takdir etme güzelliği de en evvel elbette Allah'a aittir. O takdir etme de elbette Allah veduttur. Zat-ı uluhiyetini de sever. Esma-i İlahisini de sever. Esma-i İlahisinin tecellilerini de sever. Asarı sanatını da sever. Güzellik ve aşk yani ezelde anlaşmışlardır. Buradan şu demek, nerede bir güzellik varsa insan kalbi ona karşı bir muhabbetle dolar. Bir alimin güzelliğine karşı da muhabbetle dolarsınız. Bir çiçeğin güzelliğine karşı da muhabbetle dolarsınız. Çocuğunuzun güzelliğine karşı muhabbetle dolarsınız. Bir ahlakın güzelliğine, ahlak güzelliğine hüsn denir diyor hocam. Nerede bir güzellik varsa ona karşı bir muhabbet Allah Celle Celaluhu yaratır. Bunların ikisi birbirinden ayrılmaz. Orada bir hayat sahibi varsa muhakkak ona karşı bir muhabbet uyanır. Allah Celle Celaluhu kendi esmasını, kendi esmasının tecellisini sevdiği için bu kainatı yaratmıştır. Öyleyse Allah Celle Celaluhu'nun bu kainatı yaratmasının temellerinde zaten sevgi vardır, aşk vardır. Bu aşk deyince insanlar hemen kalplerine bulanık hisler geliyor, öyle bir mesele değil. Muhabbet ilahi vardır, Zat-ı Uluhiyetine muhabbet vardır diyelim, ismi Vedud'un tecellisi vardır. Evet, bu ikisi birbirinden ayrılmaz. Nerede bir güzellik varsa cemale muhabbet diyor Üstadımız Hazretleri, cemale muhabbet vardır, güzelliğe bir muhabbet vardır. Peki bu güzellikler nedir? Allah'a ait güzelliğin inikasıdır, aksetmesidir. Şeydeki o yazının devamında şu geçiyordu. Sevebilmek hocam bir meziyet değildir. Bu bir özellik, bir üstünlük değildir. Orada onu ifade etmeye çalıştım böyle nefislerimize hemen bir pay çıkarmamak için. Yani güzellik bizatihi sevilir. Bizatihi sevilir. Güzellik kendisini kendisi sevdirir. Gayrın öyle müdahalesine ihtiyacı yoktur. Birisini siz dıştan alim yapamazsınız. Birisini siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın, işte böyle faziletli bir insan yapamazsınız. Faziletliyse faziletlidir. Güzelse güzeldir. Onlar kimseye minnet etmezler, kimseye yalvarmazlar. Mesela bir Bediüzzaman Hazretleri, beni büyük bilin, beni başınıza getirin, beni sevin diye kimseye yalvarmamıştır. Çünkü güzellik zatidir ve o kendisi caziptir. O kendisi cezbeder. Etrafındaki herkesi kendisine cezbeder. Güne başı bakan çiçeklerinin güneşe yüzünü dönmesi gibi bütün güzellikler de etrafındakilerin yüzünü kendisine çevirir.
Şimdi burada devamındaki mantık da şu geldi. Ezelde ayrılmazlar hani güzellik kendisini takdir ettirir ama devamındaki mantık da şu aklıma geldiği için onu yazdım. İnsanlar böyle hani bazen işte bir namaz kılıyoruz. Hani bizim gibi insanların Müslümanlığı da ne kadar? Bunu bir tevazu ifadesi falan söylemiyorum ben tevazu falan bilmem yani. Ha bizim gibi Müslümanlar biz avam Müslüman bile değiliz. En alt seviyede bir Müslüman bile değiliz. Kalplerimiz kasvet bağlamış farkında değiliz. Yani kalplerimiz bir Allah muhabbetiyle coşmuyor. Bir namaz muhabbetiyle coşmuyor. Allah'ımızı o mutlak güzeli ilan etmek deliliğiyle çağlamıyor yani. Derdiyle çağlamıyor. Bunu her birerlerimiz kendi vicdanlarım. Ben kendi vicdanımda hissediyorum. Benim gibi Müslüman olmaz. Benim gibi Allah'a aşığı olmaz. Ama birisi bir münafık hoşlanır mümin desek pek kızar. Lakin münafık dense pek diyor Hazreti Mevlana. Birimize birisi gelip de ben böyle demesi de ahlaken ve edeben doğru değildir. Ama birisi gelip birisine hemen bir şey söyleyince herkes de böyle kendini bir temize çıkarma var ya veya şöyle bir şey oluyor. İşte çok mübarek bir hoca, çok böyle ehli fazilet bir hoca şöyle güzel böyle güzel deniyor. Burada mesela aklıma şu geliyor. Güzellik kendisini bizzat sevdiriyorsa oradaki o mübareklik onun bir özelliğinden falan değildir. O güzelin güzelliğindendir. Nasıl ki biz herhangi bir güzelliği birisinin sevmesi karşısında böyle bir ifadeyi kullanmıyoruz. Din anlatan bir adamı olağan dışı konuma koymanın gereği yok. Onu demek istedim yani orada. Allah'ı anlatan bir insan da neticede insandır. Aciz bir kuldur. Allah'ı anlatması, Allah'a aşık olması onun insanlığının lazımıdır. Mecburi neticesidir. Özel bir fazilet değildir. Ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Mesela çocuğun bir tanesi portakalı seviyor. Mesela eti seviyor, pirzola yemeği seviyor. Ya ne kadar mübarek, ne kadar faziletli bir adam. Pirzolayı sevebiliyor. İşte baklavayı sevebiliyor diyor muyuz? Yok demiyoruz. Neden? Ya baklava kendi güzel. Bu çocuğun meziyetinden değil. O pirzola kendisi güzel. O yemek kendisi güzel. Değil mi? Burada hiç kimse herhangi bir çocuğun yemeğe iştahı karşısında ya çok mübarek bir çocuk, çok faziletli bir çocuk demiyoruz. Çok üstün bir çocuk demiyoruz. Neden? Çünkü şuna %100 inanıyoruz. O çocuğun özelliğinden değil, yemeğin güzelliğinden. İşte biz de aynalardaki güzellik, hakiki güzellik değildir. Bir aynadaki güzelliği kucaklasan elini kolunu keser. İşte biz fani mahlukları kucaklıyoruz. O kucaklamadan ötürü bütün bu yaralarımız, berelerimiz, ızdıraplarımız, fani mahluklara olan muhabbetimizden, aşkımızdan, dünyaya olan muhabbetimizden, halbuki biz bütünüyle sani, Zülcelal olan Allah'a muhabbet etmeliyiz. Bütün muhabbetimizi ona hasretmeliyiz. Mahlukatı ondan sonra sevmeliyiz. İşte bu sevgiden ötürü de bizde herhangi bir üstün özellik olmaz hocam. Allah'ın bize koyduğu insaniyet potansiyelini bir derece kullanmak olur. Zayıf bir derecede kullanmak olur. Veya bir derece kullanmak olur. Allah mutlak güzeldir. Elbette insan, hakiki insansa, birazcık aklı varsa gülü sevebilen insan, çiçeği sevebilen insan, çocuğu sevebilen insan, birazcık aklı, birazcık vicdanı varsa hakiki güzel olan Allah'ı sevmelidir. Eşini sevebilen insan hakiki güzellik olan Allah'ı sevmelidir. Eşinde gördüğü ne güzellik varsa, eşinde gördüğü güzellik Allah'ın tecellisinin binler kat gölgesi altındaki bir inikasından, aksetmesinden ibaretidir. Bu aksetmeyi ayna misalinde düşünebilirsiniz. Veya bir gölge misalinde düşünebilirsiniz. O güzelliğin gölgesi bu kadar güzelse, Zat-ı Uluhiyet kim bilir ne kadar güzeldir deyip, biz o mutlak güzel olan Allah'ı bu mevcudat aynalarında ona ait Esma-i İlahi okuyup öyle aşık olmalıyız ama heyhat anlasan ne hoş diyeyim ben de. Ey nefsi nadan, ey nefsi bihuş, anlasan ne hoş ama heyhat diye ifade ediyordu büyüğümüz. Ben de onu kendime diyeyim. Ey nefsi nadan, ey nefsi bihuş, anlasan ne hoş ama heyhat. Konuşuyoruz ama anlayamıyoruz. Konuşuyoruz ama bir türlü o manada büyüklerimiz gibi bir Allah aşkına mazhar olamıyoruz ve öyle bir Allah aşkı yaşayamıyoruz. Yani namaz bizim için bir türlü sevda olamadı. Allah'a itaat öyle bir türlü sevda olamadı. Her gittiğimiz yerde Allah'ımızı anlatmak öyle bir sevda olamadı. İnşallah Allah Celle Celaluhu şirke düşmeden öyle bir sevdayı kalplerimize lütfeylesin, bahşeylesin. Bu mübarek günde bayram arefesini yaşadığımız şu günlerde Cenab-ı Hak bu duamızı kabul eylesin. Kalplerimize Zat-ı Uluhiyetinin muhabbetini düşürsün. Bizi müşrik olmaktan muhafaza buyursun.
Her zaman hocam şirke düşme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Nasıl şirke düşme tehlikesiyle karşı karşıyayız? Ben şimdi burada bir şeyler konuşuyorum ya. Bu konuşmakta yanına başka maksatlar koyarsam Allah korusun şirke düşme tehlikesi var. En büyük bir günahın içine girmiş olurum ki ben ne kadar şirke düştüm, ne kadar günaha girdim bilmiyorum. Kendimi temize çıkarabilecek bir halim yok. Halbuki Allah'ı görünce insan başkasını unutur. Mutlak güzeli görünce başkasını unutur. Yani bir yerde mutlak bir güzel gördün, tam çok güzel bir şey gördün, onun yanında da çirkin bir şey. Sana birisi onu gösterse, ya şuna da bak dese, ya dersin dur bir dakika, bununla o hiç kıyaslanacak bir şey mi? O varken başkasına bakamam ki dersin yani. İşte biz Allah'ın hakiki güzelliğini görünce başkasına bakamaz hale gelmemiz lazım ama kalplerimize, nefislerimize bir türlü bu hakikati dinletemiyor ve nakşedemiyoruz ne yazık ki. Onu ifade etmeye çalışmıştım. O tavus kuşunun rengarenk kanatlarını görünce, işte o bembeyaz tüylerini görünce, o muhteşem çizimini Allah'ın onun Musavvir ismiyle nakşetmesini görünce, nakkaşiyetiyle nakşetmesini görünce, kudretiyle nakşetmesini, aklıma bunlar gelmişti. Öyle bir tweet yazmıştım Allah razı olsun vesilenizle. Birazcık açmaya çalıştım. O sorunun devamında da hani şu vardı hocam, gerçi ifade etti de hani bu sonsuz güzele aşık olmak için kafamı ve kalbimi nasıl kullanmalıyım? Bu kısma dair ne demek istersiniz hocam? Yani bunun da artık bir tedrisi olmuş Hüseyin Hocam. Yani bu artık bir meşrep, bir meslek haline gelmiş. Bu derdi İslam tarihinde herkes duymuş. Yani nefsinden çektiği derdi, senin en can alıcı hasmın nefsindir. İnsanın en can alıcı hasmı nefsidir. Bunun ızdırabını İslam tarihinde herkes duymuş ve bunu bir yol, bir meşrep haline getirmişler. İşte nur mesleği bu meşreplerden, yollardan bir tanesidir. İşte tarikatlar, Hazreti Mevlana'nın yolu, nakşilik, kadirilik bu mesleklerden bir tanesidir. İnsanlar bu nurani silsileler içerisinde onların takip ettiği metotlarla Allah'ın izniyle bu yolu devam ederlerse Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ahir zamanın üstadımız Hazretleri Sünnet Ahmediye'ye tabi olmak diye bunu anlatıyor. İşte feraizi diniyi yerine getirmek, günahlardan sakınmak, Sünnet Ahmediye'yi yerine getirmek ve namazı tadili erkanla kılmak diyor. İşte evrad-ı eskarlarını ihmal etmemek diyor. Namazdan sonraki tesbihatı ihmal etmemek diyor. İşte bunlar hakikatiyle talim ve tedris edilirse Cenab-ı Hak inşallah imanı insanın kalbinde Allah'ın bir nur olarak yakması gibi Allah Celle Celaluhu inşallah bu dualarımızı da kemale erdirir. İnşallah kalplerimizdeki imanı da kemale erdirir. Bizim bu noktadaki arızamız ne hocam? Biz ayaklarına ağırlık bağlanmış insanlar gibiyiz. Burada nefsimizi temize çıkarmak istemiyorum bir Ramazan gününde de ayaklarına ağırlık bağlanmış insanlarız. Ayaklarına bu kadar ağırlık bağlanmış, betonlar dökülmüş insanların kanatlanmak için çırpınması, gayret etmesi hani biraz zor oluyor. Neden öyle ayaklarına bağlanmış, ağırlık bağlanmış insanlarız? Bizi dünyaya davet eden binlerce şey var. Allah'a davet eden şey yok denecek kadar az. Şurada bir avuç insan, bir avuç Müslüman ehli hizmet dünyanın dört bir tarafında bir sürü mağduriyetler içerisinde elinden geldiği kadar insanları Allah'a davet ediyorlar. Ama seni dünyaya davet eden o kadar çok şey var ki beni dünyaya çağırma ona geldim fena gördüm diyor Üstadımız Hazretleri. Daha o günden insanlar birbirini dünyaya çağırıyor. Bugün günah insanı dünyaya çağırıyor. Her bir tarafınızdan farkında varmadan günahın içinde yaşıyorsunuz. Sağınızdan bir darbe alıyorsunuz, solunuzdan bir darbe alıyorsunuz. Yediğiniz, içtiğinizle bir darbe alıyorsunuz. Seyrettiğiniz, dinlediğiniz adamla bir darbe alıyorsunuz. Çünkü ağzından Allah kelamı dökülmüyor. Bu memleketi sanki böyle istiklalini ilan etmiş bir ağa gibi anlatıyor. Memleketteki her parçayı, her unsuru manayı ismiyle anlatıyor. Manayı harfiyle değil, kendi başına istiklaliyetini ilan etmiş bir ağa gibi anlatıyor. Neden bahsederse bahsetsin, onunla bağlantılı hiç Allah'tan bahsetmiyor. İşte bu kadar tahribat içerisinde, yaşamak meşgalesi içerisinde, hayatın zorlukları içerisinde bir tekke adabıyla kanatlanmak gerçekten, tekke örfüyle kanatlanmak gerçekten çok zor. Hani bunu nasıl yapacağız? Talim ve tedrisi yalnız başına bu çok kolay olmaz. İşte bir daire-i kutsiye içerisinde, bir hısn-ı hasin içerisinde, manevi bir sığınak içerisinde, büyükleri büyük bilerek, kendini Allah korusun büyük görmeyerek, kendini ağa görmeyerek, kendisini bir bilen olarak görmeyerek, büyükleri büyük bilerek
söz dinleyerek nefsini evvela nefsinin hortumunu boynunu bükerek inşallah bir talim ve tedris yoluna girilerek bu mesanede bir merhale alınır. Basamaklar aşılır. Tabi Allah'ın inayetiyle. Neticede Allah'ın lütfudur. Biz talep edeceğiz. Allah yaratacak inşallah. Hocam buyur. İhsan ahlakından inat ahlaksızlığına geçmek nasıldır? İhsan ahlakından inat ahlaksızlığına geçmek. Yani burada şu kastediliyor, kısaca söyleyeyim. İnsanlar günah işler, yani günaha bir anda düşerler. Günaha düşmek çok kolaydır. Hani insanlar şöyle söylüyorlar, ben kızıma güveniyorum, ben oğluma güveniyorum. Böyle bir mantık yok. İslamiyet'te böyle bir şey yok. İnsanı tanımıyor demek ki. Çünkü düşmek çok kolaydır hocam. En küçük bir gafletle düşebilirsin. Ya hayyu ya kayyum, bir rahmetke esteyiz, eslihli şeyni külleh. Vela tekillilâ nefsi tarfet ayn buyuruyor Efendimiz. Allah'ım beni göz açıp kapayıncaya kadar nefsimle baş başa bırakma buyuruyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyorken biz işte nefsimize itimat eder gibi yok ben ona güveniyorum, yok ben buna güveniyorum, yok ben şuna güveniyorum diyemeyiz. En küçük bir şeyde çok üstadımız Hazretleri onu ifade ediyor bir yerde bir bakış, bir dokunuş insanın kaymasına sebep olabilir. Bir düşünce Allah korusun insanın kaymasına sebep olabilir. İşte böyle kolay düşülür. Düşmek çok kolaydır. Buzlu bir zeminde yaşıyorsanız hele hele düşmek bütün kolaydır ve ki günümüz dünyası bütünüyle buzlu bir zemin gibi. Böyle bir zeminde düşmek çok kolaydır. İnsan böyle bir zeminde bir defa düştükten sonra şeytan artık ne yapar? O günahı tekrarlattırmak ister. Tekrarlamak istemezseniz karşınıza geçer der ki sen zaten artık battın bittin. Sen ne biçim bir Müslümansın ki böyle bir günah işledin der. Senden de Müslüman mı olur der. Sana önce kendini dövdürür. Ruhi bunalıma atar. Yani kendini kötülettirir. Ruhi bunalım psikolojik hale gider getirir. Ruhi bunalım muhasebe değildir. Bazen kardeşlerimiz muhasebeyle ruhi bunalımı karıştırıyor. Ruhi bunalım şeytanın hoşlandığı bir şeydir. Muhasebe Allah'ın hoşlandığı bir şeydir. Allah'a kulluğun hakkını verememenin ızdırabını duymak başkadır. Günaha düştükten sonra işte o günahtan sen nasıl bir Müslümansın, sen nasıl bir insansın, artık sen kurtulamadın, artık sen battın diye böyle şeytanın tuzağına düşmek çok farklı şeylerdir hocam. Şeytan ondan sonra o isyandan sonra bu tuzağa düşürür. Sen bir daha kurtulamazsın, bir daha affolamazsın. İşte sen zaten ne kardeşlerine yakıştın ne Müslümanlara yakıştın. Sen yoldan çıkmış bir adamsın, sen bunları yaparsın der, onu laubaliliğe iter. Ondan sonra o günahı bir daha tekrarlattırır. Daha sonra bir iki tekrardan sonra ona o günahta muhabbet uyandırır içinde. İçinde o günaha karşı muhabbet uyanan insana da daha sonra işte nefsi müdafaa yaptırır. Nefsi müdafaa en evvel başkalarını suçlamakla başlar. Ya bir ben mi yapıyorum? Herkes yapıyor. İnsanız elbette günah işleriz. İnsanın mahiyetinde var günah işlemek. Bak Hadis-i Şerif'te bile anlatılıyor. İşte eğer insan günah işlemeseydi Allah günah işleyen bir varlık yaratırdı. Bu günahın hoşluğundan demek değildir. Efendimizin ifadesi burada bir alime sormaz, fetvasını kendisi verir. Yani insanın günah işlemeye müsait bir varlık olarak yaratılmasının onu meleklere üstün hale getirdiğini, iradesini Allah'ın mecbur bırakmadığını anlatan bir hadis-i şerifi, o kendisi kötü şey yapar, insanız der, bu günahı işleriz. Herkes günah işliyor, falan da günah işliyor. Bak falan hoca da şöyle yapmış, filan cemaat de böyle yapmış. Ondan sonra nefsine paydaş arar hocam, ısrar etmeye başlar. Artık günahında ısrar eder. Yani o Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle la uksumu bi yevmil kıyameh ve la uksumu bin nefsil levvameh. Artık o pişmanlık çeken bir nefis olmaktan çıkar, kendini müdafaa eden, hırhır eden bir nefis haline dönüşür. O kendine müdafaa da zamanla inada dönüşür hocam. Artık her çiba dabat der. Bundan sonra ben bunu seviyorum kardeşim der. Ben bunu terk etmeyeceğim der. Bu benim sevdiğim bir şey. Yani bunu Allah Celle Celal haşa yaratmasaydı der. Ben böyle bir sürü kendince yâbe uydurur. İşte inada dönüşür o daha sonra. Allah'a ilanı harp eder. Kendisinin çok mantıklı düşündüğünü, orada dinin mantıksız olduğunu düşünür hale girer. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı itham eder. Bu yol en evvel neyle başlıyormuş? Bak anlatma silsilesini takip ettinizse. Bu yol en evvel şikayetle başlar. Sonra başkalarını tenkit etmekle başlar. Nefsinde duyduğu o vicdan azabı, o vicdan azabından sonra şeytan ona senden işte bir şey olmaz, sen artık bir şeye yaramazsın, sen de kötü bir insansın dedi. Ona günahı bir daha tekrarlattı ya, karşısına bir kere daha öyle bir tuzak çıkınca bir daha tekrarlar. Birkaç defa daha tekrarlayınca
Ondan sonra nefsi müdafaası başlar. Herkes yapıyor der. Sonra şikayet etmeye başlar. İçinde yaşadığı şartlardan şikayet eder. Birilerinden şikayet eder. Sonra başkalarını tenkit eder. Sonra işte o alışkanlık haline getirdiği şey hakkında keşke günah olmasaydı, keşke yasak olmasaydı der. Daha sonra da kalbini Allah korusun bütün küfrün istilasına teslim eder. İnadından ötürü küfre düşmüş olur. Günahındaki inat. Günahta ısrar, günahta inada dönüşmüş olur. Evet hocam, bu kadarlıkla o soruyu geçelim. Hocam, bahsetmiş olduğunuz konuyla altta bir yazı geldi. Ona bağlantısı var mı bilmiyorum. Kabzla ilgili. Bir bağlantısı var mı bahsetmiş olduğunuz konuyla? Ya kabz hali başka bir şeydir. Kabz hali, bast hali olur. Bazen içinizde inşirah olur. Bazen öyle o coşkuyu duyamazsınız. O kabz hali olduğunda o da bir ayrı bir imtihandır. O hali duyduğunuzda kendinizi kendiniz harekete geçireceksiniz. O bir ihtardır. Harekete geç diye size ihtardır. Gönlünü aç diye bir ihtardır. İbadet-i taata iradenizle koşacaksınız hocam. İmtihan her zaman böyle size latife-i Rabbaniyenize böyle lezzetler aldırarak olmaz. Bazen onun lezzetini, öyle hazzını duymadan da Allah Celle Celaluhu o yolda yürümenizi ister. Allah emretti diye yapmanızı ister. İşte o kabz hallerinde siz Allah emretti diye yapacaksınız. İçinde yaşadığınız o hali Allah emretti hakikatiyle aşacaksınız. Doğrudan doğruya onunla bağlantılı değil. Bir taraf hanem muhakeme nasıl muhalif görüşü desteklemek olur? Şimdi burada evvela şunu ifade edeyim. İslamiyet'in ve dinin konuşamayacağı hiçbir konu yoktur. Bu dinin ve İslamiyet'in konuşamayacağı hiçbir konu yoktur demek, mantık açısından, muhakeme açısından konuşamayacağımız hiçbir konu yoktur. Ama geçen gün birisine sorusunda şahit olmuştum ben. Şu konuyu konuşabilir miyiz diyor. Yani buna konuşmaya müsait misiniz diyor. Bizim konuşamayacağımız hiçbir mesele yoktur demek, insanların ahlaksızlığını da konuşuruz demek değildir hocam. Biz ilmi, hikmeti olan, ispata dayalı her meseleyi konuşuruz. Ama insanların sefahatine, ahlaksızlığa dayalı şeyleri oturup konuşamayız. Bu meselenin reklamını da yapamayız. Bu meselenin üzerinde tefekkür edip bunu deşeleyip böyle insanların aklına, kalbine düşürmeyiz de. Şeytanın yollarından bir tanesidir bu. Allah'ın izniyle biz her meseleyi konuşuruz. İşte her meseleyi konuşuruz derken Allah'a ait hakikatleri konuşuruz. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a ait peygamberlik delillerini konuşuruz. Bizim bunları konuşma meydanına çıkmamızdaki maksat o hakikatleri çok rahatlıkla ilan ve ispat edeceğimizle ilgili bir itimadımızdandır, itikadımızdandır. Biz güneşin güneş olduğunda tereddüdümüz yok. Güneşin bir karanlık olduğunu düşünmüyoruz. Güneşin bir aydınlık vesilesi, insanların yolunu aydınlatan bir aydınlık vesilesi olduğuna inanıyoruz ve bu açıdan çok rahatlıkla herkes de her meseleyi müzakere edebilir, bir ilmi mecliste konuşabiliriz. İşte burada Üstadımız Hazretlerine şeytanın bir tuzağı şey yapılıyor ya, şeytanın açtığı tuzaklardan bir tanesi bu onunla ilgili. Diyor ki şıkkı muhalifi diyor kabul ederek sen işte müzakere et, mütala et diyor. Şıkkı muhalifi kabul et ne demek orada? Yani diyor ki Kur'an'ı Allah kelamı olarak düşünme diyor. Allah kelamı olarak düşünme deyince sen kalbini bak, Kur'an-ı Kerim'in hakikati, şu ayetinin hikmetleri nedir? Bu ayette Allah Celle Celaluhu ne kastediyor? Bunun delilleri nelerdir? Biz bunların hepsini konuşuruz. Ama şıkkı muhalifi kabul ederek konuşamayız. Şıkkı muhalifi kabul etmek kendini bir an küfre atmaktır hocam. Onun için o bir tarafa ne bir muhakeme değildir. Şark garp kadar ikisinin arasında mesafe olan bir şeyde bir tarafane muhakeme olmaz. Belirsiz bir meselede bir tarafane muhakeme olur. İki tane adam geldi, müddeyi geldi. Sana diyor ki işte bir tanesi ben bu adama parasını verdim. Öteki de diyor ki yok ben ona verdiğim borcu alamamıştım. Şimdi burada ikisi senin için belirsiz bir durumdur. Sen burada hakim olarak bir tarafane muhakeme yaparsın hocam. Ama belirli bir durumda bir tarafane muhakeme yapmak hakka karşı haksızlıktır. Mesela düşün, durum belirli. Nasıl belirli? Sen biliyorsun ki adam buna getirdi, borcunu ödedi. Gözünün önünde parasını verdi. Sen burada hocam, Nihat hocam, tutup da bir tarafane muhakeme yapman şıkkı muhalifi kabul etmek olur. Tamam ben hakimim dedin, tarafsız davranacağım dedin. Tuttun dedin ki işte A şahsı B şahsından borç almış. Aldığı borcu getirmiş senin gözünün önünde ödemiş.
Sen hakkı biliyorsun, hakikati biliyorsun. Hakikat ne? Borcu ödedi. 10 bin lira almıştı, 10 bin lirayı verdi. Eliyle uzattı, gördün. Yani kayıtlara geçti. Bunu gördüm ben. Verdi, verildi dedin. Ben de gözümle gördüm dedin. Orada adam sana dese ki ya sen kadısın, hakimsin. Burada bir tarafına muhakeme et dese olmaz. Senin orada bir tarafına muhakeme etmen haksız tarafı tercih etmiş olman olur. Mevcut vakiyi gördüğünü inkar etmiş olmak olur. Zahir %100 kesin bir hakikatte böyle bir tarafına muhakeme olmaz. Güneşin güneş olduğunu kabul ettikten sonra güneş meydandayken yok güneş karanlık vesilesidir. Yok güneş bir zifttir. Önce bunu kabul et. Böyle şıkkı muhalifi kabul et. Ondan sonra konuşalım olmaz. Yani ben Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine ilmi bir nazarla bakabilirim. Hikmet nazarıyla bakabilirim. Yani işte mesela orada arkadaşın getirdi yani parayı ödedi. Bu neden acaba parayı ödemedi diyor diye böyle düşünebilirsin. Bunların sebeplerini sorabilirsin ama eliyle verdi, gözümle gördüğüm bir şeyi inkar edemem. İşte burada Kur'an-ı Kerim'le ilgili bir bahiste şıkkı muhalifi de kabul et diyor. İnsanlar bugünlerde tarafsız gibi davranıyorlar ya. Biz hakla batıl arasında böyle tarafsız marafsız olamayız. Biz Allah'tan tarafız, biz Resulullah'tan tarafız, biz güneşten tarafız. Güneşin aydınlık kaynağı olduğuna inanıyoruz. Böyle bir imansızlığı bir lahza bile kalbimizde, aklımızda düşünemeyiz. Haşa, Allah yoktu. İşte Kur'an-ı Kerim Allah kelamı gibi düşünme. İşte o zaman o nuraniyetini göremez olursun hocam. Kendi gözünü kapattın ya, o nuraniyetini göremez oldun. Güneş yine güneştir. Sen kendi gözünü kapattın. Ondan sonra güneşin karanlık vesilesi olup olmadığını düşün. Kendi gözünü kapattıktan sonra ondan sonra zaten yanılırsın. Mesela düşün. Allah Celle Celaluhu diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ey arz suyunu tut, ey sema suyunu tut diyor. Şimdi şıkkı muhalifi kabul etmek nedir hocam? Burada haşa bu sözü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam söyledi diye düşünürsen o zaman bu söz o ulviyetini kaybeder. Nasıl ulviyetini kaybeder? Semavatı yaratan Allah semaya diyor ki bir kuluna emreder gibi dağ nasıl sofi olur ey oğul, dağ da kuldur ey oğul, Musa da kul. Allah Celle Celaluhu semaya emrediyor, bulutlara emrediyor, suyunu tut diyor. Sana nasıl emrettiğinde sen o emre itaat ediyorsan Allah Celle Celaluhu'nun emri karşısında da güneşlerde, yıldızlarda, semavatta emirber bir nefer gibi Allah'ın Celle Celaluhu emrine tabidir. Şimdi bunu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam söyledi. Bu açıdan bak diye düşünürsen söz o muhteşem tesirini ve muhteşem güzelliğini kaybeder hocam. Bir insanın semavata işte suyunu tut demesinin ne tesiri olur? Arza suyunu tut demesinin ne tesiri olur? Burada diyor ki orduları harekete geçirdi diyor bir tane komutan. Komutan orduları harekete geçirdi. Arş dedi ve ordular harekete geçti diyor. Bu orduları harekete geçiren adamın kim olmasını beklersin? Elbette komutan olmasını beklersin. Çünkü binlerce, milyonlarca askerin sözünü dinleyeceği insan o ordunun komutanıdır. Ama sen şıkkı muhalifi düşün diyor. Neyi düşüneyim? İşte köyünden gelmiş sarı çizmeli bir Mehmet Ağa orada gitmiş askerliğe başlamış. Askerliğinin elifini bilmiyor, B'sini bilmiyor. Ordular işte hedefiniz şurasıdır dedi. Yani yürüyün dedi. Ordulara arş emri verdi. Bunu düşün diyor ve bunun üzerinde müzakere et. Bunun üzerinde müzakere etmek batıla yatırım yapmak olur. Böyle bir akılsızlık ve böyle bir divanelik olmaz. Şıkkı muhalifi kabul etmektir hocam. Bunu belki çok çocuksu olacak ama bir de şu açıdan değerlendirebilirsin. Sen çocuklar böyle ipten tutuyorlar. Beş kişi bir tarafta, beş kişi bir taraftan tutuyorlar, çekiyorlar ya, çekiştiriyorlar ya. İçtimai hayatta da böyle bir tesir olur. Şıkkı muhalifi kabul etmenin. Yani tutsa bir tanesi bir tarafa ne muhakeme ediyorum diye, ben artık tarafsızım diye tuttuğu tarafı bıraksa kendi tarafını dört kişiye düşürmüş olur, karşı kişi tarafı beş kişiye yükseltmiş olur. İşte onun için böyle bir tarafsızlık İslam hakikati açısından doğru bir tarafsızlık değildir. Müzakere ederiz, muhakeme ederiz ama hiçbir zaman küfre girerek meseleye bakmayız. Hiçbir zaman Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında şüphe ederek ve meseleye bakmayız. Kur'an hakkında şüphe ederek meseleye bakmayız. Bu batıl tarafı kalbimize önce koyduktan sonra öbürünü kabul etmektir. O misalimdeki gibi hani parayı verdi mi, vermedi mi? Verdi, gözünle gördün. Acaba verdin mi, vermedin mi? İşte bunun araştırmasını yapalım. Gözünle gördün. Vaki hakikatte tarafsızlık olmaz. O zaman öbür tarafa hak veriyorsun. Yok vermedin galiba. İhtimalini kabul etmiş olursun ki bu bir tarafına bir taraftırlık değildir, muhakeme değildir.
Onu ifade ediyor Üstadımız Hazretleri. Size çok özür dilerim. Bu hastalık var mı? Bu hastalık çok var günümüzde. Şıkkı muhalifi kabul et. Bir tarafa ne bak ya? Bir tarafa ne bakamam. Ben ahlaksızlıkla ahlaka bir tarafa ne bakamam. İmansızlıkla imana bir tarafa ne bakamam. Namazsızlıkla namaza bir tarafa ne bakamam. Bak burada korkunç bir tuzak da, şeytanın tuzağı da, en azından burada dinleyen kardeşlerim açısından. Yani namazından mı bakalım insanların, yok ahlakına mı bakalım diyorlar. Ya namaz kılan ahlaksız olması diye İslamiyet... This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Bir emri yok ki. Allah sana ahlakı emrediyor. Ahlakın banisi İslamiyet'tir. Ahlakın inşa edeni Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. İslam'da böyle bir şey mi var? Sen ibadetle ahlaksızlığı nasıl böyle bir mantıkla yan yana getirdin? Hocam falan adamın ahlakını beğeniyorum. O adam işte namaz kılmıyor. Falan adam da işte namaz kılıyor ama ahlaksız. Ya sen orada o zaman bize bir münafıktan bahsediyorsun. Sen Allah'ın bir emrettiği ibadete bir ahlaksızın penceresinden bakarak böyle konuşmakla şeytanın korkunç bir tuzağına düştüğünün farkında değilsin. Namaz hakkındaki itimadını hiçbir zaman kaybetme. İbadet hakkındaki itimadını hiçbir zaman kaybetme. Ahlak hakkındaki itimadını kaybetmediğin gibi diyelim. Buradan da onu söylemiş olalım. Böyle bir tarafsızlık falan olmaz. Yani oradan geldi aklıma. Avrupa ülkelerinde Ramazan-ı Şerif'in gelişini kutlayan insanlar oluyor. Bununla ilgili hocamın görüşlerini öğrenebilir miyiz? Yani Müslümanlar mı diyor, gayrimüslimler arasında mı? Soruyu anlayamadım. Yani Ramazan-ı Şerif'in gelişini kutlayan Avrupa ülkeleri dediği için galiba gayrimüslimlerden bahsediyor anladığım kadarıyla. Yani Ramazan-ı Şerif'imizi tebrik etmeler onların nezaketindendir. Hani Üstadımız Hazretleri diyor ya, aferin insanlığa diyor. Meyli taharri hakikat, hubbu insaniyet ve insaf insanlıkta inkişaf ediyor diyor. Elhamdülillah günümüzde meyli taharri hakikat inkişaf etti. Biz İslam dünyası olarak kendi değerlerimize daha sağlam sahip çıkarsak, meyli taharri hakikatin, yani hakikati araştırma meylinin insanlıkta uyanması, işte hubbu insaniyet, insan sevgisinin, o da insan bu da insan, ayrım yapmadan bakılması, sokaklara görüp de görüyorsunuz her milletten insan var ve hiç kimse onların milliyetiyle, onun rengiyle, onun gözünün şekliyle ilgilenmiyor. Bu insanlık için çok büyük bir kazançtır. Hazreti Adem'in çocuklarının aynı sofranın etrafında kavgasız oturması gibidir. Aynı sofraya, aynı örfaneye, insanlık sofrasına hep beraber kardeşle bir şeyle taşımamız gibidir. Bu çok büyük bir nimet. Hubbu insaniyet uyanıyor, insaf uyanıyor. İnsaf uyanınca ne oluyor? Senin de sözünde bir hak var, benim de sözümde bir hak olabilir. Bir adım sen benden tarafa yaklaş, bir adım ben senden tarafa yaklaşayım. Sana da Allah'ın verdiği güzellikler vardır, bana da Allah'ın verdiği güzellikler vardır. Yani herkesten, herkesin alabileceği bir şeyler vardır hocam. Geçenlerde ben Hüseyin Bey'in olduğu bir sohbette bizim elin kafirinden alacağımız hiçbir şey yoktur demiştim. Bir anda arkadaşlar böyle teyakkuza geçti. Ne demek yani, onlarda hiçbir şey yok mu? Bizim onlardan alacağımız iman hakikati, ahlaki değerler olarak hiçbir şeyimiz yoktur. İslam hazinesi bunları bize vermeye kafidir. Ama Allah Celle Celaluhu herkese karşı cömerttir. Her insanın cebine koyar, ona koyup verdiği bir güzelliği ondan herkes alabilir. Biz İslam olarak muhtaç değiliz. Din adına öyle bir dilencilik yapmamız doğru değil. Ama karşınızdaki bir ecnebi falan ahlakta sizden daha güzel olabilir. Falan düşüncede sizden bizzat güzel olabilir. Ama İslam'ı ve imana ait hakikatleri yetersiz görüp dilenci haline getirmemeyi kastettim burada. O insanların sizin böyle mübarek gecelerinizi, mübarek günlerinizi, Ramazan-ı Şeriflerinizi tebrik etmeleri, takdir etmeleri size doğru attıkları kardeşçe bir adımdır. Siz de Müslümanlar olarak hani izgale lehum ehukum nuhun ela tettekun inni lekum resulun emin fettekullaha ve etun diyordu ya ayet-i kerimede. Nuh geldi onlara kardeşçe dedi. İşte Şuayb geldi, Hud geldi onlara kardeşçe dedi. İzgale lehum ehukum salihun ela tettekun inni lekum resulun emin. Salih geldi onlarla kardeşçe konuştu. O sana kardeşçe böyle bir adım atmış, hubbu insaniyet uyatmış, meyli taharriye hakikat uyanmış. Bu çok büyük bir nimettir. İnşallah insanlığın kardeşliğine vesile olur. Böyle bir ümidimiz var. Tebrik ve takdirlerle karşılıyoruz ve o uzanan elleri de arkadaşlar ve dünya Müslümanları Allah'a şükür çok güzel mukabelelerle, iftar sofralarıyla, nezaketlerle onlara mukabele ediyorlar. Onların hissiyatlarını da gözetiyorlar. Onları iftar sofralarına davet ediyorlar. Beraber iftarlar yapıyorlar.
gerek bizim hizmetimizdeki insanlar, gerek sair Müslümanlar bu uzanan ellere karşı çok güzel tepki veriyorlar. Bu insanlığın yeniden hidayetine açılacak kapılardan inşallah bir tanesi olur diyeyim ve çok güzel bir nimet olarak ifade edeyim. Kıyamet yakın ama Allah nurunu tamamlamadan kıyamet kopmayacak deniliyor. Allah Celle Celaluhu'nun nuru tamamlaması ne demektir? Kıyamet anında iman etmemiş kimse kalmayacak mı? Şeklinde. Evet. Bu mesele ihbarat-ı gaybiyeye ait bir meseledir hocam. İstikbare dair bir meseledir. Geleceğe dair bir meseledir. Ha, bu mevzuda bizim gibi insanların, yani manevi alemlere gözü açılmamış insanların, kendilerine sır fısıldanmamış insanların, böyle hakikatler kendilerine ihbar edilmemiş insanların söyleyebileceğimiz bir şey yoktur. İstikbale, geleceğe dair bir şeydir. Ne olacak Allah bilir. Ancak Allah bir kısım şeyleri bildirirse, bir kısım şeyleri senin kalbine doğurursa, sana söyletirse, söylerse, sen o zaman bu türlü mevzular hakkında bir şeyler söyleyebilirsin. Onun için benim bu konu hakkında istikbalde nasıl olacak, bunu söyleyebilecek şahsi hiçbir şeyim yok. Ama bunun ötesinde hani Üstadımız Hazretlerinin bu konularla ilgili izahları mı var mı var? Evet, insan Hristiyanlık aleminin Üstadımız Hazretleri İsevilik dünyasının diyeyim, kardeşlerimizden bazıları öyle konuşmamı istediler, hem Hristiyanlık aleminin hem İsevilik dünyasının tasaffi edeceğini Üstadımız Hazretleri işaret ediyor. Kur'an-ı Kerim'de de işaretler var ki bu kadar büyük tahribe, bende de son zamanlarda bu düşünce çok kuvvetli bir şekilde uyandı. Bu kadar büyük bir tahribe bizler gibi insanların, yani teyidat-ı sübhaniye mazhar olmayan, müeyyet min indillah olmayan, Allah tarafından desteklenmeyen, hususi desteğe mazhar olmayan, Allah'ın hususi bir tesir bahşetmediği, hususi bir müeyyet kerimel yapmadığı, ilahi bir müeyyet bir kerimel yok mu tutsun da çıkarsın şarkı zulmetten götürsün fecri maksuda diyor ya Akif, bir müeyyet bir kerim olmayan, bizim er olmayan, bizim gibi şahsi gayretleriyle böyle Allah'a ait hakikatleri öğrenmeye çalışan insanların çok üstesinden gelemeyeceği bir tahribat var insanlık çapında. Demek ki bu tahribatın büyüklüğünden ötürü Allah Celle Celaluhu ilmi ezelisiyle ezelde bildiğinden Kur'an-ı Kerim'de ifade etmiş. Ahir zamanda Hazreti İsa Efendimizin yeniden nüzul edeceğini, ahir zamanda Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın talebelerinin en büyüklerinden bir tanesi. Ben işte cennet ehlinin büyükleriyiz diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sayıyor ya, ahir zaman Mehdi'sini de onların arasında sayıyor. Ancak böyle bir müeyyet, bir kerim el vesilesiyle Hazreti İsa Efendimiz gibi ruhullah olan Allah'ın ruhundan nefhettiği, yaratılışının başlangıcında fevkaladelik olan, esbab perestliği daha yaratılışıyla yıkmış ve imha etmiş. Yani daha yaratılışı, esbab perestlik kurallarına tabi değil. Allah kainattaki kanunların hilafına Hazreti İsa Efendimiz'i yaratmış. Hazreti Meryem annemize ruhundan ilka ederek yaratmış Hazreti İsa Efendimiz'i. Hazreti Meryem Efendimiz'den babasız yaratmış yani, daha açık ifadesiyle. Şimdi bu ne olmuş oldu bak, tabiata esbab perestlik oluyor ya hocam ahir zamanda. Şimdi insanlar sebeplere her şeyi veriyorlar. Sebep ile netice bitişik olduğundan insanlar maddeci olmuş, her şeyi maddede arıyorlar. Sebepler olmasa hiçbir şey olmaz zannediyorlar. Halbuki veren ne sebeptir, ne falandır, ne filandır. Veren Allah'tır Celle Celaluhu. Onları sadece bir tabak olarak kullanıyor, onları sadece bir ip olarak kullanıyor, onları sadece bir uzatan el olarak kullanıyor Allah Celle Celaluhu. İşte böyle olağanüstü yarattığı bir insanı ahir zamanda olağanüstü bir şekilde Allah Celle Celaluhu sema memleketinden inşallah bizzat indirecek, nüzulü İsa tahakkuk edecek Allah'ın inayetiyle. O nüzulü İsa'dan sonra ne olacak? Bir peygamberin en büyük davası nedir hocam? Allah'ın varlığını anlatmaktır. İnsanlık küfür ve dalalete düştü ya, inkar uluhiyet davasına düştü ya, Allah Celle Celaluhu yeniden kalplerde iman hakikatinin yerleşmesine vazifesini en güzel şekilde hitam erdirsin diye Üstadımız Hazretleri diyor. Daha vazifesini tamamlamamış bir peygamberdir Hazreti İsa Efendimiz. Bir sene veya üç sene peygamberlik yapmış bir hazrettir. Vazifesini en güzel şekilde tamamlasın diye ahir zamanda Hazreti İsa Efendimiz'i gönderecek. Hazreti Mehdi Efendimiz'le beraber insanlığın hidayetinde Allah Celle Celaluhu onları istihdam edecek. Bu elbette insanlık topyekün bu vesilelerle hidayete erdikten sonra, yani günah işlemenin hiçbir mantığı yoktur.
günahta hiçbir cazibe yoktur. Yapanı, vereni düşünmemekte hiçbir hikmet ve güzellik yoktur. Bu eşya, bu asar, sanat kime ait? Bu bulutları kim çizdi diye düşünmemekte hiçbir hikmet ve güzellik yoktur. Bugün insanlık dünyası bunu kim yaptı, kim paketledi diye düşünmüyor. Böyle bir şenaatin, böyle bir çirkinliğin içerisinde. Ahlaksızlığın hiçbir güzelliği yoktur. İnsanlığın hakkını gasp etmenin, faizle insanlığı sömürmenin hiçbir güzelliği yoktur. Bir kişiye tam 9, 9 kişiye bir pul vermenin hiçbir güzelliği yoktur. Demin dediğim gibi açık saçıklığın hiçbir güzelliği yoktur. Çok çirkin bir şeydir. Allah'ın mükerrem yarattığı insanlar, kerim yarattığı insanlar bu hakikati inşallah anlayacaklar. Ve insanlık kıyametten sonra topyekün hidayete erecek. İslamiyet şerefiyle şereflenecek. İslam'ı tanıyacak inşallah. İnsanlık yeniden İslamiyet'i tanıdıktan sonra belli bir dönem sürecek. Daha sonra kıyametten önce insanlık yeniden küfre girecek. Maddi hakimiyeti yeniden Allah'ı inkara bahane yapacaklar. Maddede tasarruf etmeyi bahane yapacaklar. Allah Celle Celaluhu kıyametten önce ehli imanın ruhlarını kabz edecek. Ehli iman vefat edecek. Fakat kıyamete kadar yaratılan bütün insanlar kıyametin dehşetini yaşayacak. Kardeşimiz soruyor ya, yani şey mi olacak, tekrar bir küfre dönme mi olacak? Evet, insanlık hidayeti yaşadıktan sonra bu kadar nimet inşallah şükrü gerektirir. Bu kadar büyük nimetlere ulaşmışken inşallah Allah şükür kapısını açacak ve insanlar şükür hakikatinde buluşacak. Hidayete erdikten sonra o büyük hazretlerin de vesile olmasıyla, demin saydığım hazretlerin, daha sonra süratli bir şekilde yıkım olacak. Kendilerine uluhiyet verme, nefislerini putlaştırma, günahı putlaştırma günümüzde olduğu gibi daha şiddetli bir seviyede olacak. Ve Allah Celle Celaluhu kıyameti tahakkuk ettirecek. Kıyametten önce ehli imanın ruhlarını kabz edecek. Müminler nasıl seyredecekler o korkunç fırtınayı? Yani evinin yıkıldığını görecek herkes. Hanesinin yıkıldığını görecek. Putlaştırdığı dünyanın ve kainatın yıkıldığını görecek. Nasıl olacak? Soba başındaki bir insanın dışarıdaki fırtınayı seyretmesi gibi Hazreti Adem'den son mümine kadar yaratılmış bütün ehli cennet kıyameti seyredecek. Allah'ın o icraat-ı sübhanisi karşısında hayret ve hayranlıkla seyredecek. Kendi bulunduğu nimete bin kat daha şükredecek. Kendisini öyle bir felaketten kurtardığı için Rabbine şükredecek. Hazreti Adem'den kıyamete kadar yaşamış bütün kafirlerde Allah'ın Celle Celaluhu denizleri tutuşturduğunu görecek. Hamile hayvanların çocuklarını korkudan düşürdüğünü görecek. Çocukların bir günde ihtiyarladığını görecek. Dağların yerinden oynadığını görecek. Yani dağların sapan taşı gibi savrulduğunu görecek. Yıldızların tesbih tanesi gibi düştüğünü görecek. O korkunç dehşeti bütün ehli küfür kabirlerinde de olsa yaşayacaklar. Onlar bizzat o felaketin içinde, hani ehli iman pencereden seyreder gibi yaşayacak dedik ya, kışın fırtınasını sobanın başından seyrederken o huzurla yaşayacak. Ehli küfür de bütün o korkunçluğu ve dehşetiyle ister ahir zaman insanı olsun, ister sahir devirlerde yaratılmış olsun, içinde yaşadığı bu kainat hanesinin tahrip edilmesini herkes bizzat yaşayarak görecek hocam. Evet, zannediyorum cevap hocam, kifayet etmiştir. Çok teşekkürler. Dinlerken bile tabii hepimiz yaşayacağız da inşallah Rabbim hepimiz imanla gitmek nasip eder. Amin. Dinlerken bile insan ürperiyor ya. Kıyametin yani şey çok soğuk. Ölümden daha soğuk yani kıyametin yüzü. Ben burada çok önemli gördüğüm şey Nihat Bey, ya bir peygamberin, Hazreti İsa Efendimizin tekrar gelecek olması. Allah'ın izniyle inşallah bizler onu görürüz. Hazreti İsa Efendimiz gelecek. Bak çok büyük bir hadise bu. Yani bir peygamber gelecek. Ulul azm bir peygamber gelecek ve insanlığın hidayetinde Allah Celle Celaluhu onu tekrar vazifeli kılacak. Burada şöyle yanlış anlaşılmasın, soru gelebilir. Bir peygamber Zişan Efendimiz sonradan nasıl gelecek? Velayet-i İseviye gelecek. Yani nübüvvet-i İseviye ile değil. Çünkü Hazreti Muhammed'den sonra peygamber yok artık. Velayet-i İseviye ile gelecek. Bu ne demek? Bir vali bir yerden ayrıldıktan sonra, emekli ayrıldıktan sonra tekrar oraya gelmesi nasıl olur? Bir memleketten ayrıldıktan sonra elbette şerefli bir misafir olarak gelir. Hazreti İsa Efendimiz velayet-i İseviye ile gelecek ama insanlığın hidayetinde öyle bir kutsi ağız, bir kerim ağız,
Öyle teyidat-ı sübhaniyeye mazhar olmuş bir ağız, müeyyet min indillah olan bir ağız Allah'ın izniyle vazife yapacak. Ben buna inanıyorum ve bunu çok önemli, çok kıymetli, çok kuvvetli görüyorum. Bu hakikati biz içinde yaşadığımız bu toplumlara anlatmalıyız. Bizler de Hazreti İsa Efendimizin geleceğine inanıyoruz. Onun da insanlığın kurtuluşunda çok büyük bir rolü olduğuna inanıyoruz dememiz lazım. Tabii neye tabi olacak? Hazreti İsa Efendimiz Kur'an'a tabi olacak. Bunu da kafaları karışıyor insanların. Yani nasıl olacak? Hazreti Adem'den kıyamete kadar gelen bütün dinler Müslümanlıktır. Hazreti İsa geldi başka bir şey söylemedi. Hazreti İbrahim geldi başka bir şey söylemedi. Hazreti Yahya geldi başka bir şey söylemedi zaten yani. Geldi kimden haber verdi? Allah'tan haber verdi. İkisi de aynı zatı anlatıyorsa farklı şey söylemesi mümkün değil. İkisi de aynı cennete gidişin yolunu söylüyorsa farklı bir şey söylemesi mümkün değil. Onun için gelecek İslamiyet hakikatlerini ifade edecek. O Hazreti İsa Efendimiz peygamber de olsa aynı hakikati ifade edecek. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olacak. O Kur'an'a tabi olacak ve Kur'an'ı insanlığa ders verecek ve talim edecek. İnşallah Allah Celle Celaluhu ahir zamanda onu böylesine muhteşem bir vazifeyle vazifedar kılarak şerefinin ulviyetini bir kere daha insanlığa ilan edecek. Hazreti Mehdi ile beraber omuz omuza çalışacaklar diyelim. Ama namazı Hazreti Mehdi'nin arkasında kılacak. Onu da ifade edelim. Buna geçmeden önce hocam bu soruyla ilgili ben şunu da merak ediyorum. Şimdi mesela Hazreti İsa Aleyhisselam ve Mehdi Aleyhisselam'dan sonra insanlık o seviyeyi ihraz ettikten sonra iman hakikatleri noktasında tekrardan nasıl oluyor tefessüh edecek? Yani inanan kalmayacak. O seviyeden bir daha aşağıya düşmesini ben tam olarak anlayamadım. Yani insanlık hocam düşmek çok kolaydır dedik ya Hüseyin hocam. Kolay düşerler yani. Allah Celle Celaluhu lütuflarıyla, ikramlarıyla insana fe emmel insanu izâ mebtelâhu rabbuhu fe ekramehu ve na'amehu fe yegûlu rabbi ekremen. Allah Celle Celaluhu insana ikramda bulunduğu zaman işte Rabbim bana ikram etti der. Dilinin ucuyla söyler. Allah ihsanını çektiği anda nankörlüğe başlar diyor ya. Bu insanlar Allah Celle Celaluhu şükürlerinin yolunu artırırken nankörlüğe girecekler. İnsan zalim ve cahil. Maddede tasarrufu artınca hocam şeytan kendini bir şey zannettirecek. Madde üzerinde bak tasarrufumuz arttı. Ne yapıyoruz? Şu anda birimiz şartta, birimiz garpta, birimiz şimalde, birimiz cenuptayız. Dünyanın dört bir köşesinden sanki eski devirdeki kerametlerde evliyalar, dünyanın dört bir tarafındaki evliyalar birbirleriyle konuşurmuş gibi Allah Celle Celaluhu sizlere böyle bir maddi evliyalık nasip etmiş, böyle bir lütufta bulunmuş, aynı mecliste sohbet ediyor gibiyiz ya bak şu anda. Bu maddede tasarruf insanlarda daha fazla artınca bu bazılarının enaniyet damarını geliştirecek. Sefahat de hocam çok kolay düşme olur ya, artık maddi imkanlar belki sınırların kalkmasına vesile olacak, ulaşım şeylerinin daha kolaylaşmasına vesile olacak şimdiki olduğu gibi. İşte böyle sınırları kaldırma, günahlara ulaşma ve enaniyetlerin, nefislerin firavunlaşması, kanaatimce güçlü tarafı günümüzde olduğu gibi ahlaksızlık açısından değil de nefislerin aşırı derecede firavunlaşması olacak. Sahiplenme olacak. Ben yaptım, ben icat ettim, ben keşfettim, haşa ben yarattım der gibi hallere girecek insanlar. Kendilerine şimdilerde bile yaratıcılık veriyorlar ve bunlar bizim Müslüman toplumlarını bile rahatsız etmiyor ya. Ben Risale-i Nur tanıdığım günden beri Hüseyin hocam, kardeşlerimize anlatıyorum. Bakın kardeşim, bir Müslüman yaratmak kelimesini Allah'tan başkasına veremez. İzafe ederek kullanamaz. Hangi niyetle kullanırsa kullansın bu korkunç bir gaflettir, korkunç bir dalalettir. Dalalet olmazsa korkunç bir gaflettir, büyük cezayı muciptir diyorum. Kardeşlerimize bunu kabul ettiremiyorum. İnsanlar kabul etmiyorlar. Yani ne olur ki diyorlar. İnsan adam kullanmış, niyeti farklı diyorlar. Böyle bir meselede niyet farklılığı hiçbir kıymet ifade etmez. Birisinin annesiyle ilgili konuşmakta niyet farklılığı hiçbir şey ifade etmediği gibi olumsuz bir söz söylendiğinde burada da o olmaz hocam. Allah'a ait hakikatte olmaz. Bunu anlatamıyorum bugün ama düşün istikbalde maddeye daha fazla hükmeden insanlar firavuniyet ilan edecek. Firavunun ne saltanatı vardı? İnsanların kellesini alan bir zorbaydı. O bile kendini işte benden başka sizin Rabbiniz mi var? Mısır'ın Rabbi benim, Nil'in Rabbi benim diyordu. İstikbalde Allahu Alem Hüseyin Bey çok daha fazla bu firavuniyet damarı gelişecek. İnsanlar en küçük yaptıkları şeylerle kendini bir şey zannetme damarı var ya, azıcık bir şey yapıyor. Birisi bakıyorsun hocam, Allah bir ses tınısı vermiş. Verdiği o ses tınısıyla
spikerlik yapıyor, konuşuyor. Kendini çok özel bir insan zannediyor. Böyle bir spikere ben demiştim. Bak kardeşim dedim, sende hastalık derecesinde kendini bir şey zannetme var. Bir Müslümansın dedim. Bir ruh hastalığına düşme. Bu ruh hastalığı seviyesinde sende dedim. Allah sana sadece ses telinde bir hususiyet vermiş. Senin sesin bizimkilerden daha kuvvetli çıkıyor dedim. Buradan kendini kutsayacak, kendine ulviyet verecek, kendini özel adam zannedecek ne var dedim yani. Şimdi herkes de hocam ben şimdi burada nur dersi yapıyorum. Şeytan gelir der ki sen bir adamsın diyebilir. Allah'tan adam olmadığımı biliyorum. Yani birisine işte böyle başka bir şey keşfettirir, bir şey buldurur. O kendini bir şey zanneder. Olağanüstü bir şey insanlığa hediye eder. İnsanlık sofrasına bir şey getirir. Aklımıza hayalimize gelmedik bir ilmi keşif getirir. Ve bu ilmi keşifi de insanlar hemen birbirini putlaştırmayı çok seviyor ya. Putlaştırma yolunda da şeytan çok kolay destekliyor ya. Mesela aklınıza gelir. Ya bu kadar İslam alimini insanlar sevmekte kıskançlık yapıyorlar. Acaba şöyle olur mu? Putlaştırmış mı oluruz? Böyle olur mu diyorlar. Ama bir küfür yolundaki adamı putlaştırıyorlar. Onu nasıl bu kadar kolay putlaştırıyor? Da böyle bir İslam alimini kabul etmekte zorlanıyorlar. Çünkü birisinde hocam Allah'ın hoşnutluğu var. Birisinde şeytan öyle putlaştırmanı istiyor. Onun yolu tahrip yolu olduğundan kolaydır. Kolay olduğundan o çukura çok kolaylıkla onları atıyorlar. Onlar ben seviyorum diyor. Neden seviyorsun? Şeytan 24 saat kulağına sevgisini fısıldıyor. Ondan seviyorsun yani. Yoksa o şerir adamların sevilecek hiçbir şey yok. Yarın öyle bir keşif yapan bir adamı da hocam birileri öyle putlaştıracak, göklere çıkaracak, tabut gibi sırtında taşıyacak. Bu da insanlığın küfrüne giden yolları açacak. Çok kısa bir sürede yanlış hatırlamıyorsam Risale-i Nurlar'dan hatırladığım kadarıyla 4-5 sene gibi böyle kısa bir sürede o yıkım gerçekleşecek. Hüseyin hocam sana garip gelmesi normal ama bence o yıkımın şiddetinden. Yani Üstad Hazretleri bunu nasıl bu kadar çabuk olacak meselesini şöyle ifade ediyor. Bir anda semayı bulutlarla doldurup bir anda semayı bulutlardan temizleyen Allah Celle Celaluhu bir anda denizi, sakin denizi dalgalarla doldurup bir anda dalgalarla çağlayan o denizi teskin eden Allah'ın kudreti için bunlar uzak değil. Yani Allah Celle Celaluhu şu anda mesela insanlık nasıl hidayet edecek? Kudretinden uzak değil yani. Bir anda kalplere bir ün sesintisi verir. Bizler de inşallah hizmet-i imaniye ve Kur'aniye de devam ederiz. Dişimizi sıkar dayanırız. Rabbimiz anlatmaya devam ederiz. Allah bir ün esintisi verir. Kalpler bir anda hidayet eder hocam. İnsan fıtratına bu ters zaten. Bir anda bozulma nasıl olur? İşte tahribin kolaylığı da olur. Bir anda denizin dalgalanması gibi olur. Bir anda fırtınaların kopması gibi olur. Allah Celle Celaluhu kainatın yıkımına hükmeder. Kainatın yıkımına hükmedecek derecede de şiddetli günahlar işler. Mesela Kabe'yi yıkacaklar. Kabe bu kainat aleminin direğidir. Direği yıkılan binanın ayakta durmaması gibi Kabe'yi yıkacak kadar vahşi hale gelince insanlık Allah Celle Celaluhu başlarına kıyameti koparabilir. Bu kadar kısa sürede olabilir Hüseyin Hocam. Allah Celle Celaluhu yardımcınız olsun inşallah. Amin. Üstad Hazretleri'nin Avrupa İslam'a gebe bağlamında bu süreçle ilgili görüşlerini öğrenebilir miyiz veya nasıl olur, ne zaman olur? Mehmet Hocam tahmin ve bilgilerini bizimle paylaşırsa seviniriz demiş. Bu soru sanki daha önce sorulmuş gibi geldi bana. Evet biraz geçti. Yani bununla ilgili birkaç cümle söyleyeyim sadece. İsterseniz şey yapalım bir sonraki soruya geçelim. Şöyle biz eskiden üstadımızın verdiği tarihlere ittibaen bunu yıl yıl söylüyorduk. Ben çok ders yapmazdım böyle umumi yerlerde ama hususi meclislerde üstadın verdiği o tarihleri ifade ederdim. La tezalu taifetun min ümmeti zahirine alel hak hatta yetiyallahu bi emrihi. Yetiyallahu bi emrihi hadis-i şerifinden üstadımız hazretleri çıkarıyor. Şu tarihte şu olacak, bu tarihte bu olacak diyordu. Onlarla ilgili tarihler şartlara göre değişebilir. Araya maniler girebilir. Bununla ilgili meseleler bizim Üstad Hazretleri gibi büyüklere bakışımızı değiştirmez. Tarih, Üstad'ın verdiği tarih değişti. O zaman Üstad, Üstad değil mi? Ya biz Üstad'ı bu verdiği ihbaratı kaybiyeden ötürü Üstad kabul etmedik ki. Allahu Alem diyor. Allah bilir ama kalbime böyle doğdu diyor. Öyle olabilir, olmayabilir diyor. Zaten anlatırken bunu söylüyor. Olabilir de olmayabilir de ama böyle kalbime geldi. Kardeşçe sizinle bir meyveyi paylaşır gibi paylaştım diyor. Temel gıdanız bu değil diyor. Temel gıdanız 10. söz. Temel gıdanız 4. söz. Temel gıdanız işte melaike bahsi. Temel gıdanız 30. söz. Bunları Üstadımız Hazretleri anlatıyor. 12. söz, 11. söz.
Yani tutup da bunlarla biz Üstad Hazretlerini Üstad kabul etmedik. Onun için hiç kimsenin kalbine öyle bir şüphe gelmesine gerek yok. Ha Batı'nın tasavvi etmesi işte İslamiyet ile hamileydir. Ne zaman hamlini vaaz edecek? Hocam biz şunu biliyoruz. Eser müessirini gösterir. Yapılmış yapanına şehadet eder. Bu kadar mevcudat, bu sanat eserini bu kadar tetkik ettikten sonra insanlık fen penceresinden o sanat eserlerindeki muhteşemliğe inşallah böyle bir şeyle bir sefer bakarlarsa, oradaki harikalığı görürlerse Allah'ın inayetiyle topyekün insanlığın istikameti bulması çok da zor bir hadise değil. Çünkü asar sanatı bu kadar güzel inceledi, artık fenli bir rasathane olarak kullandı, bir teleskop, bir dürbün olarak kullandı. Fen penceresinden Allah'ın sanatını inceleme imkanı bugün olduğu kadar insanlık tarihinde hiç olmadı. Bu kadar güzel bir pencere varken çok kısa bir zamanda inşallah Batı dünyası da Allah vahid-i ehaddir der. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın peygamberidir. Hazreti İbrahim Allah'ın peygamberidir. İsa Allah'ın peygamberidir. Musa Allah'ın peygamberidir der. İnşallah en yakın zamanda öyle ümidimiz var. Ha, bu mevzuda tarih verme. Artık eskiden o tarihleri bir derece veriyorduk. Ha, demin ifade ettiğim gibi bundan sonraki zuhurat bence fevkalade biraz hadiseler de vuracak. Çünkü dünya küçük bir köy haline geldi ve tahribat çok kuvvetli. Bu kadar büyük bir yıkımda insanlar eroin krizine girmiş gibi ahlaksızlık krizine girmiş. Duymuyorlar. Ben böyle şeylerle bir grup insanların ismini söylemeyeyim bu yurt dışında yaşamaya başladığımda. Aslında dedim bunlardan başlasak, onları Allah'ın şerefli bir varlık olarak yarattığını onlara ifade etsek, onlara itibar etsek belki kalpleri hakikate başkalarından daha fazla açılır. Bu kibirli insanlardan belki daha fazla açılır dedim. Yani bu yaşadığım ülkede bir grupla ilgili dediler ki hocam onları ayık bulursanız anlatırsınız. Adamları alıştırmışlar, ceplerine de para koymuşlar, uyuşturucuya alıştırmışlar. Nerede görsen ya sarhoş ya uyuşturucu müptelası. Uyandırıp yani bir kere endişe de diyorsun, yaklaşmaya tereddüt ediyorsun. Bu adamlara konuşabilme, fısıldama imkanı çok yok ki nasıl fısıldayacaksın, nasıl anlatacaksın? İşte bu kadar bu tahripleri de çok kuvvetli, bu kadar büyük tahribi tamir etmek ancak demin ifade ettiğim gibi müeyyed min indillah zatlar vesilesiyle olacak. Belki Allah Celle Celaluhu başlarına şiddetli tokatlar indirecek. Melhame dediğimiz kıyametten önceki savaşlar. O kanlı savaşlar belki insanlığın başına patlayacak. Belki hadislerde ifade edilen büyük yer sarsıntıları, yer çatlaklara ulaşacak. Belki insanı dehşete düşürecek depremler oluşacak, felaketler yaşayacak insanlık. Dünyanın bir misafirhane olduğunu, bu içinde yaşadıkları hanenin altının boş olduğunu insanların vicdanı idrak edecek. O idrakten sonra bu kapılar inşallah açılacak. Bilemiyoruz onun tarihiyle ilgili. Şu anda onları paylaşmak istemiyorum. Ama yaklaşık tarihleri Üstadımız Hazretleri değişik zamanlarda bizlerle paylaşmıştı. Evet, ben şu anda onları paylaşmak istemiyorum. Her şeyi kalplere sığdırmak, kalplerde anlama, idrak etmek, onu akla yakınlaştırmak, akla yakınlaştıktan sonra onu müzakere yapmak yanlı anlamda bir noktada bazı sıkıntı yaşıyoruz. O zaman şöyle bir söz varmış hocam. Vermek istemeseydi istemek vermezdi. İfadesini nasıl anlamalıyız? Kalbe, dile düşen her istek, her dua Allah'ın istenen her şey vermek istemesinde bir şey işaret midir? Evet, buradan şöyle diyebiliriz hocam. Evet hocam. Allah Celle Celaluhu görmemizi istemeseydi bize göz vermezdi. Alemi seyretmemizi istemeseydi bizim mahiyetimize alemi seyredebileceğimiz bir pencere açmazdı. Allah Celle Celaluhu bize bu istidat ve kabiliyetleri ekmiş çünkü o istidat ve kabiliyetlerin neticesini bu kainat aleminden toplayalım diye. Başka ne istidat ekmiş? Mesela duyma istidadı ekmiş. Allah Celle Celaluhu sesler alemini bizim için yaratmış. Allah sesler alemini dinlememizi istemeseydi bizlere sesler alemine açılan böyle bir pencere vermezdi. Allah lezzetler alemine açılan bir ağız bize vermiş. Allah lezzetler alemine açılan bir ağız bize vermesinden belli ki bizim için bir lezzetler alemi yaratmış. Bunları bu manada düşünmek lazım. Yoksa öyle hani vermek istemeseydi istemek vermezdi, aklımıza gelen her duayı Allah aynıyla verecek manasında anlamamak lazım. Duayla ilgili soru başka. Yani duanın hikmetleri, Allah dua edin icabet edeyim demesi,
duanız olmasaydı ne ehemmiyetiniz vardı demesi ne manada anlamalıyız. Bu başka bir şey. Buradaki vermek istemeseydi istemek vermez diye o duayla karıştırmak o başka bir şey. Burada istidat ve kabiliyetten bahsediyor hocam. İnsan mahiyeti ölümsüzlüğü istiyor. İstidat ve kabiliyetimiz ölümsüzlüğü istiyor. İstidat ve kabiliyetimiz severken ayrılmayacak gibi seviyor. Neye bağlanırsak, neyi seversek ayrılmayacak gibi seviyoruz. İnsan mahiyeti ebedi istiyor. İşte Allah Celle Celaluhu eğer bize ebedi verecek olmasaydı, ebedi isteyen böyle bir kalp vermezdi diyor. Çünkü biz ebedi olandan başkasıyla dolmuyoruz ve doymuyoruz. Ne gibi yani? Allah Celle Celaluhu bize rızık vermek istemeseydi, ağzımızı yaratmazdı. Vermek istemeseydi, istemek vermezdi. Eğer o rızıklardan bizim istifade etmemizi istemeseydi, bize ağız vermezdi. Eğer işte sesleri duymamızı istemeseydi, bize böyle bir kulak vermezdi der gibi, bu bize verilen istidatları anlatıyor hocam. Bize verilen istidatlardan bir tanesi de nedir? Ölümsüzlük isteğidir. Biz ebedi cenneti istiyoruz, ölmemeyi istiyoruz. Bu isteği Allah Celle Celaluhu mahiyetimize koymuş. Hiçbir fani şeyle dolmuyoruz ve doymuyoruz. Hiçbir şeyle tatmin olmuyoruz. Mesela çocuğundan ayrılmayı isteyen bir tane anne yoktur. Ne yapacaksın? Ebede kadar beraber olmak isterim, değil mi? Öyle bir istek var ki sende, çocuğundan hiç ayrılmak istemiyorsun. Ebede kadar beraber olmak istiyorsun. İşte ebede kadar beraberlik yaratmasaydı Allah Celle Celaluhu, cennetin saadet saraylarında senin mahiyetine bu çekirdeği ekmezdi. Yoksa vermek istemeseydi istemek vermezdi demek şu değildi yani. Elini aç, işte Allah'ım bana şöyle şu kadar fabrika ver. Böyle bir isteğim var. Öyleyse Allah Celle Celaluhu bana bu kadar fabrikayı verecek demek değil. Ha, bir diğer manada düşünebilirsiniz. Yani Allah'ın servetinden uzak değildir. Dua edersiniz, istersiniz, yolunda gayret edersiniz. Allah ya aynısını verir, ya daha iyisini verir, ya ahiret adına o duanızı kabul eder. Allah hiçbir talebi cevapsız bırakmaz. Ama bu iradi yaptığınız dualarla ilgili değil, demin söylediğim gibi. Burada geçen ifade sizin istidadınızla ilgili istekleri kastediyor hocam. Dünyevi elinizi açıp dua etmenizi kastetmiyor. Kötü bir kişiye iyisin, iyisin denildikçe iyi olduğu ve etrafına karşı iyileştiği veya iyi bir kişiye fenasın, fenasın denildikçe fenalaştığı çoğu zaman karşılaştığımız durumlardır. Bu tür olumlu veya olumsuz söylemlerin insan üzerinde bu kadar tesirli olmasının sebebi nedir? Evet. Allah Celle Celaluhu insanı içtimai bir varlık olarak yaratmış. Yani insan sair varlıklar gibi değil. Biz medeni mahiyetimiz var. Bu medeni mahiyetimizin bir neticesi de içinde yaşadığımız topluma ahenkle, yani bir cemiyete tabi olan o cemiyetin kurallarına uymak gerektir diyor Üstadımız Hazretleri. Bir cemiyet içinde yaşamışız. Hayatımızı, adımlarımızı topluma uydurarak yaşıyoruz. Bu toplum içerisinde herkesin bir kabul ve reddiyesi var. Herkes içinde yaşadığı toplumda kabul edilmek, beğenilmek arzu ediyor. Bu da insan mahiyetindeki hususiyetlerden bir tanesi. İşte orada Üstadımız Hazretleri aradaki perdeyi yırtmamayı anlatıyor. Yani bir adama iyisin, iyisin desen iyileştiği gibi. İnsanda bu vardır. Yani sevilmeyi arzu eder, beğenilmeyi arzu eder, takdir edilmeyi arzu eder. Hususuyla zayıf damarlar için bu böyledir. Mesela sen desen ki işte çok güzel, çok dindar bir insansınız. Namazlarında çok hassastır bu kardeşimiz desen Allah'ın inayetiyle. O perdeyi yırtmamak için ve kendisini olumsuz durumda göstermemek için o günaha gitmez, herhangi bir günaha gitmez veya namazlarında çok hassas davranır. Kulluğunda çok hassastır bu kardeşimiz dediğinizde. İnsan iyisin, iyisin dediyse o perdeyi arada yırtmak istemez. O sena edildiği haline girmek ister. Ama bir yerde de fenasın, fenasın dediğinde fenalaşır. Neden fenalaşır onu da şöyle anlatıyor üstadımız. O diyor kendini kötü göstermek istemez, iyi bilinmeyi ister ya, aradaki perde yırtılmış olur. İyi bilinmek istediği dönemde arabada perde vardı. O perdeyi yırtmak istemediğinden, kendisini öyle çirkin göstermek istemediğinden ne yapıyordu? Sizinle beraber geliyordu ibadet-i taata veya bir yanlış yola girmiyordu. Kendisinin kötü bilinmesini istemediğinden. Ama perde yırtıldı, kötü bilindi. O andan itibaren artık kendini saklamaya da ihtiyaç hissetmez. Kendini saklamaya ihtiyaç hissetmediğinden günaha girer. Takdir edersiniz ki bir insan insanlar için bile günaha girmese, mesela falan amcam görmesin dedi, kumar oynamadı. Ne olmuş oldu hocam? Kumarın günahından kurtulmuş oldu. Batılda başkaları işte tenkit etmesin diye yapmamak insanı öyle bir vebalden kurtarır.
Hakta böyle değildir. Mesela namazı amcam görsün diye kılsa ne olur? Bu defa o namazına batıl girer. Ama şöyle olabilir bak. Mesela amcası ona dedi ki benim yeğenim namazında hassastır dedi. Amcam benim hakkımda böyle düşündü der. Ben de onu yalan çıkarmayayım der. Amcasının nezdindeki yerini de muhafaza etmeye çalışır. İşte namazını da kılmaya çalışır. Bu manada olumlu tesiri yapar. Olumsuz da hocam o şerir şeyi yapmaya manidir. Mesela falan adam yolda yürüyor. İşte yolda yürürken yanında arkadaşları var. İşte bir harama bakmadı. Harama bakmak istemedi. Arkadaşlarımın yanında bakmam dedi. Vicdanın harama bakmaktan kurtulmuş olur. Ne oldu? Büyük bir günaha düşmekten kurtuldu. Bir vacip sevabı kazandı. Günahtan yüzünü çevirdi. İyisin iyisin dendikçe iyileşti. Kötüsün kötüsün dendikçe kötüleştiği vakidir. Onun içindir ki bizler de insanların iyilik damarlarını beslemeli ve iyilik damarlarını geliştirmeliyiz. Hazreti Mevlana diyor ki insan bir orman gibidir diyor. Bir ormanın içerisindeki işte canlıların öyle beslenmesi gibi insan da kendi istidatlarında, kendi kabiliyetleri içerisinde hangisini beslerse o kuvvetlenir diyor. Canlanır, gelişir. Hangisini daha zayıf bırakırsa o kuvvetsiz kalır diyor. Biz insanların iyilik duygusunu kuvvetlendirmeli, zayıf duygularını, şer duygularını elimizden geldiğince zayıflatmalıyız. Şerri zayıflatmanın yollarından bir tanesi de nedir? İşte bu kardeşimiz günah işlemez. Bu kardeşimiz şöyle bir hata yapmaz demek. Ondaki şerre meyli zayıflatır. İşte iyilik duygusunu beslemek nasıl olur? Bu kardeşimiz namazında çok hassastır. Allah'ı anlatmayı çok sever. Allah'ın anlatıldığı ilim meclislerine ve ilme karşı bu kardeşimizde ciddi bir aşk ve sevgi vardır. Sendeki bu sevgiyi takdir ediyorum. Sendeki bu hikmet aşkını takdir ediyorum. Sendeki bu mantık kabiliyetini takdir ediyorum demen onu bir hayra teşvik olur. İyilik tarafını beslersin. Zayıf tarafını da aç bırakırsın hocam. Allah'ın izniyle istikamet bulmasına hissen bir takviye yapmış olursun. Bu duygusal bir takviyedir. Hissi bir takviyedir. Kuvveti ve tesiri var mıdır? Evet, insan tabiatında bunun kuvveti ve tesiri hususuyla zayıf tabiatlarda çoktur. Ha, bu tip insanlar zaten çok da kuvvetli tabiatlar değildir. Neden? Kendi iradesine hakim olabilse zaten kendisi istikamet üzerine yürür. Kendi iradesine hakim olsa zaten kendisi günahlardan elini çeker. Zayıf bir tabiattır. Zayıf tabiatın en küçük bir takviye ihtiyacı vardır. Perdeyi de yırtmamak gerektir insanlarla. Onların yani görmüyor gibi davranacaksınız. Yani herhangi bir şeyinde. Ki ve öyle sena edeceksiniz. Bu işte günahında çok sevaba karşı hassastır diyeceksiniz. Namazlarında çok hassastır. İşte günahını deşifre etmeyeceksiniz. Perdeyi yırtmayacaksınız ki onlara artık perde yırtıldı deyip sizin gözünüzün önünde ve aleni her yerde her bulduğu fırsatta yapmasın. İnsan tabiatıyla ilgili muhteşem bir tespit o. Tamam. İnsan başına gelen olaylar karşısında kendini çaresiz hissetmesi, Allah'ın insana verdiği kabiliyetleri idrak edememesinden mi yoksa başka sırları var mıdır? Şeklin hocam. Yani Allah'ın insana verdiği kabiliyetleri idrak edememesi manasına düşünmemek lazım. O zaman insanı çok böyle hani kendisi her türlü güçlüğün üstünden kendisi gelir gibi insana itimat eder gibi. Hani diyor da sana güveniyorum, ben kendime güveniyorum falan. Öyle bir damarı teşvik eder bu hocam. Bizim mantığımızda bu çok doğru değil. Yani insanın başına gelen musibetlerde Allah'ına dayanması lazım. Hani diyor ya bir köleye şey yapıyorlar, onu misalle söyleyeyim. Kıtlık zamanıymış. Ya diyorlar herkes kıtlıktan inliyor, ağlıyor. Sen sokaklarda gülerek, sevinçle geziyorsun. Diyor ki benim sahibimin çiftliği ağzına kadar yiyecek dolu diyor. Onun için çok rahatım. Onun için gülerek, oynayarak geziyorum diyor. Zannediyorum İbrahim Ethem Hazretleri'ydi. Bunu duyunca diyor ki Allah'a diyor şöyle bir itimadın olsaydı sen de bu alemde gülüp oynayıp gezecektin diyor. Bizim itimadımız Allah'adır hocam. Bizim kendi gücümüz var, kendi kuvvetimiz var diye herhangi bir düşüncemiz yoktur. Allah'a itimat ettik. Allah'ın izniyle Allah bunu verir. Allah'ın izniyle Allah lütfeder. Allah'ın izniyle Allah içine düştüğümüz bu sıkıntıdan bizi kurtarmaya yeter. Allah'ın rahmeti bizim bu sıkıntımızdan da çok daha büyüktür. Allah'ın serveti bizim bu mahrumiyetlerimizden de çok daha büyüktür. Allah'ın serveti benim bu borçlarımdan da çok daha büyüktür dersin, Allah'a dayanırsın. Akif'in dediği gibi Allah'a dayan, sahaya sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum, başka çıkar yol. Yoksa kendi kabiliyetlerimizin farkında olmamaktan değil yani.
Ha, Allah insana kabiliyetler vermiştir de ben şöyle kabiliyetliyim, ben böyle kabiliyetliyim diye insan düşünürse başına tokat yer. Tam tersiyle başına tokat yiyebilir. Hele bir mümin için. Aa, başına tokat yemiyorsa o da onun için bir istidraç olur. Şöyle kabiliyetliyim, böyle kabiliyetliyim diye kendini methetti ya hocam. Tepeden daha yukarıdan Allah düşürmek için onu birkaç merdiven daha yukarıya çıkarır. O yaptığı her şeyde kendi işte bu kadar becerikliyim, hafızam şu kadar kuvvetli, şu kadar akıllıyım, bu kadar zekiyim, ben bunun üstünden gelirim diye kendine güvendi, enaniyetliğini şişirdi ya. İki adım sonra çok daha büyük bir duvara toslar, Allah korusun, çok daha korkunç bir şeyle karşılaşır. Evet, biz itminan insanlarıyız, biz böyle yani itimatsız insanlar değiliz. Biz güvensiz insanlar, huzursuz insanlar değiliz ama buradaki güvenimiz Allah'ın rahmaniyetinedir. Bana bugüne kadar bu aklı veren ve şunları yaptıran Allah Celle Celaluhu bugünden sonra da inşallah yaptırır diyeceksin. Bana bugüne kadar bu eli veren, o elde kuvveti yaratan Allah, Allah'ın izniyle Allah'a itimat ediyorum bunu yaptırır diyeceksin. Allah'ın izniyle Allah onu yaptıracak. Üstesinden Allah'ın izniyle Allah'a dayanarak gelirim diyeceksin. Allah'ın verdiği bu kuvvetle, bu kudretle bugüne kadar bana verdi. Rahmetini benden esirgemez, benden kesmez, bugünden sonra da yaptırır diyeceksin. Allah'ına olan o itimatla Allah'ın verdiği şeyler bana bugüne kadar yetti. Bundan sonra da yeter. Benim sultanımın çiftliği çok dolu. Benim sultanımın hazineleri sınırsız diyeceksin. O itimatla aşabilirsin hocam. Yoksa kendine böyle istidatlarım şöyle kuvvetli, böyle zekiyim falan diyerek olmaz.